Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 14. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Kaldığımız yerden derken geçen haftaki böyle sorunun 3. şıkkını biraz kısa geçmiştik. Süremizin kısa olması münasebetiyle orayı tekrar alsak hocam. İfade şu, ehli gafletin bu kitabet-i fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistar hikmeti, tabiat-ı müessire diyerek mastar ve fail telakki etmesi ne demektir? Mistar ve mastar arasındaki fark nedir? Kitabeti fıtriye değil mi geçti? Evet. Üç terim geçti. Yani çekirdeklerdeki o programa deniyordu. Değil mi? Kitabet fıtriye Evet. konu oydu. Evet. Yani çekirdeklerde ondan çıkacak ağacın bütün planı programları yahut nötrleri yumurtaları da aynı şey. Manevi kader kalemine yazılmış demişti Üstad. Evet. İşte bu manevi kader kalemine yazılmayı kitabet-i fıtriye olarak Üstad da burada nazar vermiş oluyor. Yani yaratılışında, fıtratlarında bu plan yazılı. Bir de Bu nakşi sanatı. tabi o yine manevi mükemmel bir sanat yani nakış. Yani bir çekirdeğe, bir ağacın bütün planını nakşetmek Cenab-ı Hakk'a mahsus muazzam bir sanat yani. Bu sanatı, üçüncüsü Bu münfail Mistar hikmeti. münfail Nur'da da çok geçer. Münfail, fiili kabul eden demek. Bir fail var değil mi? Münfail, fiili kabul eden. Buna daha çok şu örnek veriliyor. Mesela güneşin ışığını ayna kabul ediyor. Onda da ışık ve hararet, yedi renk hasıl oluyor. Bu güneş ışığına, güneş demiyorum da, aynadan çıkan ışığa o cam parçası fail değildir. Yani o ışığı kendi vermiyor. Değil Evet. mi? Ya nedir? Münfaildir. Güneşten gelen ışığı kabul ediyor ve kendi bu tezahür ediyor, tecelli ediyor. Bu harika bir ifade. Yani kainatta neye baksak onda bir sanat mı var? O sanat o aynada görünür gibi Cenab-ı Hakk'ın esması orada tecelli etmiş. O sanat, o eserin kendi sanatı değildir. Veya bir rahmet mi var? Bir ağaçtan diyelim rahmet alıyoruz değil mi? Bir nimet alıyoruz. Bir rahmet mi var? O rahmet o ağacın kendi marifeti değildir. Yani bize merhamet eden ağaç değildir yani. Ya nedir? Münfail, fiili kabul etmiş. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak, Terzik fiilini kabul etmiş. Ve onu da Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli etmiştir. Yani münfaildir fakat fail değildir. Her neye baksak kainata bu manada bakacağız. Yani fail-i hakiki, usta ne, müessir-i hakiki ancak Allah'tır. Her şey onun esmasına, sıfatlarına aynı oluyor. Münfaildirler, fail değillerdir. Evet. Aynı şekilde bu çekirdekteki plan da o ağacın kendi marifeti değildir. Yani ben bütün programımı meyvemdeki çekirdeğe yerleştireyim ki istikbalde gelecek insanlar da bundan istifade etsinler. Böyle bir manayı ağaca veremeyiz. Böyle bir gücü kudreti de veremeyiz. Yani kendini süzecek ve çekirdeğine koyacak. Bu ağacın işi olamaz. İşte onun için menfail diyoruz bu şey çekirdekteki bu plana. Evet. Üç tane ayrı teşbih kullandı. Bunu müessir kabul etmek yani. Sanki o plan yapıyormuş gibi Evet. kabul ediyorlar tabiatperestler. Bunun tabiatında zaten bu vardır. Madem tabiatında var, sanki tabidir ondan bunun çıkması deyip fail gibi, Masal gibi. mastar gibi görüyorlar veya göstermek istiyorlar. İnanmadıkları halde yani. Evet. Yani düşünseler onlar da inanmazdı bu fikre de. Böyle telkin ediyorlar. Evet, büyük şık daha vardı sanki. Mistar ile mastar arasındaki fark nedir? Ha, buna mistar. Soruda geçmiştim. Mistar nasıl geçmiştim? Son şık. Mistar-ı hikmet. Mistar hikmete. Evet. Şimdi mistar ve mastara. Mastar bir şeyin sudur ettiği mekana deniyor. Çıktığı mekana. Yerden su çıkıyor. Değil mi? Yerden su sudur ediyor, çıkıyor. Evet. Ama yer su veriyor demiyoruz yani. O ona şey oluyor yani, ayna gibi oluyor sanki. Aynadan ışık çıkması gibi. Nasıl ışığı ayna vermiyorsa, yerden de su çıkıyorsa suyu yer vermiyor yani. Değil mi? Evet. O mastar o demek yani. Sudur mahalli. Ama oradan o suyu sudur ettiren biri var. Bir de mistar geçti. Mistar da cetvel demek de kelimenin manası. Burada mecazi olarak kullanılmış.
Yani bunu bu geometri şekiller şey yapan cetveller var ya. Evet. Cetvel düzse çizgi çektiğin zaman düz bir çizgi çıkar. Ama diyelim şekil, geometri şekiller koyuyorlar bazı şeylere, cetvellere. Diyelim elips koymuş oraya. Onun üzerinden kalemi geçirdiğiniz zaman aşağı elips çıkar. Dikdörtgen ise dikdörtgen çıkar. Yani o mistara göre kağıda şekil ya o çizgi çıkıyor. Bu bir teşbih. Neye teşbih edilir burada? Cenab-ı Hakk'ın takdirinde bir şey nasıl teşekkür etmişse ezeli ilminde o mistar oluyor. Mistarı kader diyoruz da buna. Yani kudret o işi yarattığı zaman o mistara göre, o plana göre yaratıyor. Yani o az önce verdiğim örnekte olduğu gibi, üstadın daha doğrusu örneğinde. Yani kader bir şeyin kudretle yaratılması kadere göre. Kadere göre yani kaderde plan var da ona göre eşya yaratılıyor. Bu tabiatı verince bu iş o zaman ne oluyor? Şekli cetvel çizmiş oluyor gibi. Yani bu kadar sapık bir görüş olmuş oluyor. Tabii cetvele göre şekil çiziliyor. Evet. Ve yani kadere göre şey yaratılıyor. Buna bir temsil oluyor, mistar. Evet. Mesnevi'de de geçiyor ya. Yani kudret mastardır, kader mistardır. Yani bu demek ya. Evet. Bunun izahı. Yani. Kudret ustadır, kader mühendistir. Aynı mana, aynı mana. Evet. Güzel. Yine 14. sözden hocam. Mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği. Mesela 40 binler başla, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at ubudiyetlerini ifade eden hakikata çıkmak için şuna dikkat et ki Zat-ı Zülcelal tüsebbuhu lehu semavatu sebu vel ardu ve men fihin ve sahharna el cibale mahu yusebbihne inne aradna el emanete ala semavat vel ardu vel cibal gibi ayetlerle tasrih ediyor ki mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Bu metinle ilgili hocam zikredilen ayetlerin izahlarını alabilir miyiz öncelikle? Tekrar okuyalım. Tüsebbuhu lehu semavatu sebu vel ardu ve men fihin. Tüsebbuhu, semavatu arz. Tesbih ediyorlar değil mi? Tüsebbuhu. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Bir de onların içindeki her şey. Evet. Sema arz ve içindeki her şey Allah'ı tesbih ederler. Kısaca manası bu. Tesbih için ustadımız 9. sözde 3 mana veriyor. Değil mi tesbih? Birisi Cenab-ı Hakk'ı bütün noksanlıkların, kusurlardan fark ve berra bilmek. Evet. Yani Allah'ı bütün noksanlıklardan, acizden, zaaftan, nisyandan ilahir, bütün evet. noksanlıklardan Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek manası var tesbihin. Daha çok genelde bilinen, en çok bilinen manası da bu tesbihin. Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih. İkinci mana olarak istediğimiz Cenab-ı Hak hakkında ehli dalletin değil mi? Yanlış kanaat fikirleri var. Yahut batıl felsefi ceryanların Allah hakkında, Cenab-ı Hak hakkında yanlış yorumları, tahminleri var diyelim. Öyle tahmindir bu çünkü. Aklen böyle diyor mesela. Aklı evvel diyorlar ya. Önce yaratmış, o aklı seni yaratmış. Tahmin bu. Hani evet. Belli bir şeye dayanmıyor. Ayete dayanmıyor. Ehli dalletin ve dallet malum fikri yanlışlıklar için kullanılıyor. Fikri yanlışlıklar. Gerek fikri yanlışlıklar, gerek batıl itikatlar. Cenab-ı Hak hakkında neler ileri sürmüşlerse bunların tümünden Allah'ı tenzih etmek. İkinci manası bu tesbihin. Ustadın verdiği bir mana. Üçüncü mana da mahlukatın diyor bütün kusurasından. Mahlukatın kusuru deyince mahluk malum yaratıklar. Onların ne kadar noksanı varsa kendilerine mahsus. Mesela taş hareket edemez diyelim mesela. Büyüyemez, bir şey de bilmez, görmez, işitmez. İşte ağacın hiç şeyi yoktur. Görmesi, işitmesi yoktur. Hayvanın aklı yoktur vesaire falan. Yani mahluk veya her diyelim taş bir mekana muhtaçtır, maddidir. Değil mi? Evet. Cenab-ı Hakk'ın maddeden tenzih etmek, mekandan münezzeh bilmek. Bu mahlukun kusuratından tenzih etmek oluyor. Evet. Nedir burada mahluk? Taş.
Değil mi? Buna benzer mahlukatın ne kadar noksanlıkları varsa, kusur burada günah demek değil, noksanlık manasında, kasır olmak. Mahlukatın ne kadar noksanlık varsa tümünden de Cenab-ı Hak münezzehtir, bir. Bir de bu noksanlıkları Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rahmetiyle, esma tecellileriyle gideriyor tabiri caizse. Değil mi mesela? İnsanın anne rahmindeki bir çocuk göremez ama Cenab-ı Hak ona görme sıfatı veriyor, dünyaya gelince görüyor. Değil mi? Evet. İşitemez, Cenab-ı Hak'ın işitme sıfatı veriyor, dünyaya gelince sesler işitiyor. İşte burada da hamde geçiriyor yani. Bu noksanlıkları Cenab-ı Hak gidermiş oluyor. O noktada Cenab-ı Hak metü sena ediliyor. Ki bu noksanlıklar Cenab-ı Hak şey yaptı. İşte onun için tesbih-i hamd çoğu zaman beraber zikredilir. Evet. Ama genel manası hamd'de kemal sıfatlarla tavsif vardır. Tenzihten noksan sıfatlardan, tesbihten noksan sıfatlardan tenzih esastır yani. Ama evet, ikisi beraber birbirini tamamlıyorlar. Beraber zikrediliyorlar. Evet. İşte semavat var da Allah tesbih ediyor. Bir de içindekiler. Evet. Deyince işte biz arzın üstündeyiz ama kainatın içindeyiz aslında. Dünyanın da içinde hassiz mahlukat var. Denizin içindeki balıklardan, semadaki meleklere kadar. Bunların içindeki her şeyi de Allah tesbih ederler. Yani noksanlardan tenzih ederler. Evet. İkinci ayet. Davud Aleyhisselam hakkında. Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a tezkir etti. Neyi tezkir etti? Cibal, dağları tezkir etti. O dağlar onunla beraber tesbih ediyorlar Cenab-ı Hakk'ı. Evet. Bu da yine tesbih ilgili. Az önce tesbih söylemiş olduk. Dağlar nasıl Davud Aleyhisselam'la beraber tesbih ediyorlar denilse, gerçi belki gelecek yıllarda diyelim yani 20. sözde işlenecek bu konu ama. Evet, inşallah. İşte tesbih, az önce dedim ki taşla tesbih ediyor Cenab-ı Hakk'ı. Evet. Nasıl tesbih ediyor? Az önce arz ettik. Mekana muhtaç, Cenab-ı Hak mekana münezzehtir diyor. Evet. Değil mi? Evet, o da bir tesbihtir yani. Evet. Ama öteki manada hakikaten tesbih ediyorlar yani. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz onun tesbihlerini fehmedemezsiniz diyor, bilemezsiniz diyor. Yani melekler hakkında üstad buyuruyor ya, aklı başı anlamaz, melek ölmeyi bilemez. Biz meleğin tesbihini anlamazken dağın tesbihini nereden anlayacağız yani? Evet. Değil mi? Evet. Çünkü dağ olacağız ki bilelim. He? Ama tesbih ettikleri kesin yani. Lisan-ı Halle falan değil. Lisan-ı Halle diyorlar, onu biz okuyoruz. Evet. Bizzati de kendilerinin tesbihleri var. Evet. 20. sözde Üstad Şuman'a diyor mesela, diyor sen bir mağaralı dağ karşısında elhamdülillah desen, evet, o da aksa sağda sırayla sana elhamdülillah diyecek. Diyecek, doğru. Ya da diyor, oradan tesbih oluyor. Tesbih oluyor. Ya da diyor bir muhteşem komutan dağlara dağılan azim bir ordusuna Allah-u Ekber dedirtilmesine. Hı. Nasıl diyor Cenab-ı Hakk'ın mesela bir kumandan böyle şey yaparsa manevi bir kumandan olan peygamber elbette konuşturur diyor. Konuşturur, doğru. İkincisi de direkt konumuzla alakadar izah veriyor. Her bir şeyin bir şahsı manevisi varsa diyor, dağın da diyor bir şahsı manevisi. Hı. Dolayısıyla bir melake-i müvekkeli vardır. O yani dağı temsil eden meleğin tesbihi oluyor. Bir evet, de dağın kendi tesbihi var yani. Evet. Onu demek istiyorum. Evet. O tesbihi dağı temsil ediyor. Melek evet, temsil ediyor. Ayrı. Evet. Ha. Üçüncü ayet. İnne adatnel amanete alas semaat vel arda vel cibal. Bu emanetle ilgili zannediyorum daha önce geçtiniz böyle bir soru. Önceki programda. Evet. Ben hatırlıyorum. Kısaca söyleyelim. Cenab-ı Hak emaneti arzda değil mi? Semaya, dağa teklif ediyor. Onlar bunu yüklemekten çekiniyorlar. Ve evet, insan yükleniyor. Çok zalim, çok cahil oluyor. Üstad bunu 30. sözde ene bahsinde çok uzun izah ediyor. Özet olarak emanet burada marifetullah oluyor yani. Allah'ı tanıma, bilme. Evet. Allah'ı tanımak için gerekli bütün cihazları insana Cenab-ı Hak vermiş. Onun için insan yükleniyor bu yükü. Evet. Niye dağ, sema, cibal yüklenemiyor? Bu cihazlar onlarda olmadığı için. Evet. Ve bu yükü de Üstad 11. hakikatta, Haşr suresinde insan istidadına, yani istidat diyor, yükü yükleniyor. Değil mi? Öyle evet, mana var. İstidat yükleniyor. Yük ne? Kendi cüz'i sıfatlarını vahid-i kıyas yapıp Allah'ın sıfatlarını bilmek. Şimdi bir dağ diyemez ki benim nasıl cüz'i bir iradem var, Allah'ın da külli iradesi var. Diyebiliyor mu dağ bunu? Diyemez. Diyemez. Güneş diyebilir mi? Sema diyebilir mi? Diyemez. İşte arz diyebilir, diyemez.
İnsan niye diyor? İnsanda cüz'i bir irade var. Ben nasıl bir şey irade ederek yapıyorum? Cenab-ı Hak da bütün bu mahlukatı irade ederek yarattı. İşte yük budur yani. Buna insan yükleniyor, diğer yüklenemiyor, istidatlar olmadığı için. İnsan nasıl işte ben cüz'i kudretimle şu kadar iş yapıyorum, Cenab-ı Hak şu hassiz eşyayı sonsuz kudretiyle tasarruf ediyor, değil mi? Sevk, yaratıyor, sevk idare ediyor. Bunu neyle yapıyor? Kendindeki cüz'i kudretle. Değil mi? Cüz'i merhametiyle Allah'ın rahmetini biliyor, cüz'i gazabıyla Allah'ın kahhar ismini biliyor, kahrını biliyor, ilahir. İnsana bu sıfatlar ve şuunat verilmiş demek ki Allah'a tanısın diye. Neyle tanısın? Esma'sı sıfatıyla tanısın diye. İşte bu görevi yapmak emanet oluyor. Evet. Bu istidat emanet oluyor. İstidadın yapacağı bu görevler emanet oluyor. Bunu yapmayan insanlar bu istidatı kendilerine veriyorlar. Ben yaptım, ben ettim işte falan. O zaman sıfatı Nemrut'a firavun olurlar diyor. İşte zalimen cahura, çok zahil, zalim ve cahil olmak bu muazzam sermayeyi marifetullah için verilen bu kabiliyeti yanlış kullanmak dan kaynaklanıyor. Çok zalim, çok cahil olmak. Özeti böyle yani. Olsun sözü daha tafsilatlı izah edilir. Evet. Melekler hakkında paragrafın başında zikredilen özelliklerden her bir meleğin müekkel olduğu mahlukatın özelliğine göre bir mahiyet arz ettiği anlamı çıkıyor. Melekler hakkında genel manada özet bir bilgi verebilir misiniz? Tabii mahiyetine göre olduğu belli. Üstad bunu güzelce veciz olarak ifade etmiş. Bir yağmura müekkel melek diyor, arşa müekkel melek cinsinden değildir. Yani demek cinsleri farklı. Evet. Mesela biz hayvan deyince hayvan canlı demek değil mi? Pireye de hayvan deniyor, deveye de hayvan deniyor. Öyle değil mi? İşte evet. Bülbül'e de deniyor, karakaya da deniyor, insana da deniyor. Hayat sahibi manasına. İşte 1.600.000 tür diyorlar, hayvan varmış yani canlı varmış. Ama hayvan cins isimdir burada. Hepsine denir. Melek de bir cins ismidir yani. Onun için yağmura müekkel meleğe de melek deniyor, arşa müekkel meleğe de melek deniyor ama mutlaka bunlar farklı cinslerden mahluklar oluyor. Yani Üstad nihayetsiz meleke enva diyor bir yerde. Evet. Ruhaniyet ecnası diyor. Yani şu kainattaki manaları, güzellikleri, ilahir hikmetleri tefekkür etmeye cin ve insan nazarı kafi gelmiyor diyor. Değil mi? Evet. Hakikaten kafi gelmiyor yani. Hani İşte mesela bir dağda şu kadar çeşit çiçek var. Orada senede birkaç kişi ya geçiyor ya geçmiyor. Bunlar ya bakıyorlar ya bakmıyorlar. Bu çiçekleri açıyorlar, güzelliklerini teşhir ediyorlar ve solup gidiyorlar. Bu güzellikleri kim temaşa ediyor? Bir, Cenab-ı Hak kendi cemalini kendi bizzat müşahede ediyor. Bu mana hiç melekler de olmasa tahakkuk ediyor. Cinlerin insanların nazarı diyor, çok cüz'i kalıyor bu manayı tefekkürde. Hem dengi, nadir bir kişi uğruyor o dağa. Bir de uğrayan kişi de botanik ilmi bilecek ki çiçeği inceliklere tefekkür etsin. O da binde bir botanikçi ya geçer ya geçmez oradan. O halde insanların ve cinlerin nazarları bu tefekküre kafi gelmiyor diyor. Temaşaya. O halde nihayetsiz merake envağı, ruhaniyet ecnası lazımdır diyor Üstad. Evet. Oradan da belli ki çok cins cins yani çok farklı olanlar. Melekler hakkında kısa bilgi deyince Üstad, malum melekler nurdan varlıklardır. Malum melekler nurdan yaratılmışlar. İşte cinler de ateşten yaratılmışlar. İnsanlar, diğer hayvanat da topraktan yaratılmışlar. Nurdan mahluklardır diyor melekler. Bir de güzel bir şey var, Üstad'ın ifadesi var. Melekler arasında diyor, müzahame yoktur, yerdarlığı, kavga olmaz, gürültü olmaz. Niye olmaz? Çünkü memleket geniş diyor, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir diyor. Yani kavga olmayı anlatırken melekleri de tarif etmiş oluyor. Demek ki melekler neymiş? Fıtratları safi mahluklarmış yani. O ruha isyan girmiyor. Yani bu nasıl olur diye deyince bazen misal veriyoruz. Biz melek görmemişiz ama mesela diyelim çok fıtratı safi hayvanlar görmüşüz değil mi? Bir güvercine baktığımız zaman ondan bir efendim söyleyeyim canavarlık bekler miyiz yani bir kaplan gibi aslan gibi? Beklemeyiz değil mi? Evet. Onun ruhunu görmesek de bedenine bakıp anlıyoruz ki bunun fıtratı safi. Bunun aklına kötü bir şey geçmez. Hı. Değil mi? Güvercinin ruhunu böyle safi yaratan onun çok ilerisini yaratır. Adına melek eder. Değil mi? Şuurlu tefekkür edebilen, çok üstün bir kabiliyet verir, adı olur melaike yani.
Fıtratları sabit, bir de makamları sabit çünkü mücahede yok onlarda. Yani cihat yok. Şeytan musallat olmadığı için onlara, nefislerde olmadığı için, yani şerre sevk eden bir nefis olmadığı için onlara makamları sabit. Yani diyelim bir ağaca melek-i melaike terakki edecek de ormana melek-i melaike olacak. Böyle bir şey yok. O sadece o ağaca melekeldir. Makam odur yani. Evet. Sabit makamları. Kendileri masum diyor, makamlar sabittir. Yani bence orası melekleri anlatıyor hocam bu ifade. Çok yönlü olur. Evet. Allah razı olsun. Yine melaikelerle ilgili şu binler başı olan zeminin başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisandan yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alim misalde tercümanlık edip gösterecek ve alim ervahta temsil edip ilan edecek. Ona göre elbette bir melek müekkeli vardır. Meleklerin bu külli ibadet ve tesbihleri alim misalde tercümanlık ile alem-i ervahta temsil ve ilan etmelerini nasıl anlamalıyız? Yani mahlukatın ibadetlerini, tesbihlerini, hamd ve tesbihlerini, tahmidat. Tesbih az önce arz ettiğim gibi Allah'ın noksan sıfatlarının tenzih. Hamd de kemal sıfatlarla tavsif. Evet. Zaten birbiriyle çok yakın ilgili zaten bunlar. Bu tesbihleri, hamdleri melekler temsil ediyorlardı. Ama alem misalde ona tercümanlık değil mi? Alem-i misalde tercümanlık ile tercümanlık. Alem-i ervahta temsil ve ilan etmeli. Tamam. Alem-i ervahta temsil ediyorlar. Alem-i misalde tercümanlık ediyorlar. Evet. Bu tercüme nasıl oluyor? Şimdi tercümanlık etmek deyince demek ki o lisan ayrı yani. Şeyin lisan ayrı. Ağacın tesbih etmesi var ya, o tesbihin kendi lisanı ayrı. Evet. Efendim söyleyeyim. Meleke onu temsil edince melekin alem-i misaldeki temsil şekli ayrı. Evet. Şimdi tercüme deyince bu olması lazım. Aynı olsa zaten tercüme denmez. Evet. Aktarmak denir hani. Tesbihini orada gösteriyor denir. Yani. Arz edilir. Arz edilir. Onun tercüme kelimesi demek ki farklı lisanla konuşuyor şeyler. Ağaçlar diyelim. Onu temsil eden melek de bunu alem misalinde oraya uygun bir lisanla dile getiriyor. Aynı lisanla değil. Evet. Bunun en güzel örneği rüyayı sadıkalar oluyor. Yani malum Resulullah Efendimiz işte ashabın şehit olacaklarını rüyada şöyle görüyor. Bir kısım sığırlar boğazlanmışlar mesela. Şimdi ashabın şehit olması rüyada sığırların boğazlanması olarak görülüyor. Çok farklı şeyler değil mi? Evet. Yahut yine başka bir örneği. İşte rüyada süt gören bir sahabeye onun tevhidini ilim diye yapıyor. Şimdi rüyada süt, ilim rüyada süt olarak temsil ediyor. Demek ki ilim, burada ilim, orada süt. O, ne oldu? Tercüme olmuş oldu bu. Evet. Değil mi? Tercüme. Burada sığırların boğazlanması, orada asabın şehit olması. Bu da ne oldu? Tercüme olmuş oldu. Değil mi? Evet. Nasıl rüyada böyleyse, işte aynı şekilde bu kainattaki ibadetler, alem-i misalde oraya münasip şekilde temsil ediliyor. Evet. Aynı önce verdiğim örnekler gibi. Yine bunu melekler yapıyorlar. Ha. Birden ikinci bir ifade geçti. Alem-i ervahta temsil ve ilan. Alem-i ervahta temsil deyince zaten meleğin kendi tesbihleri var. Bu onu ifade ediyor yani. Çünkü alem-i ervah deyince ruhaniyet diye biz bunu anlayabiliriz. Ruhaniyet da yani cismaniyetin zıddı. Bir cismaniyet var, bir ruhaniyet var. Değil mi? Ruhaniyet deyince üçe ayrılıyor. Melekler, cinler ve vefat edenlerin ruhları. Şimdi melekler de bu gruba girdiğine göre meleğin kendi tesbihi, ibadeti işte alem-i ervahta ağacın ibadetini temsil oluyor. Kendi tesbihi bizatihi. Yoksa başka bir alem var da hani bu o ibadeti başka bir alem-i ervahtanın ikinci bir alem var. Orada temsil ediyor değil alem-i misali gibi. Alem-i ervah zaten kendisi melekler, cinler ve insan şeyler. Vefat eden ruhları. Üçüne birden alem-i ervah deniliyor. Evet. Orada temsil deyince meleğin kendi kendi tesbihi o tesbih oluyor zaten. Evet. Aynı konuyla ilgili hocam. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline gelse bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaz edip iddiat şeklini alırsa onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi,
ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekker olacaktır. İşte bak, misal olarak bu barla ağzının, şu dağ lisanının, bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde bak, kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, emrükün feyküne malik, sani zülcelalle ne kadar belih bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin gördüğün gibi, ona müekkel melek dahi, ona göre alemi manada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Bu metinle ilgili iki sorumuz olacak hocam. Birincisi, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse bir şahs-ı manevisi olacaktır. Ne demektir? Cansızların da şahs-ı manevisi olur mu? Cansızların şahs-ı manevisi olur. Yani nasıl olur? Önce şahs-ı manevi, oradan başlayalım. Bir insanın kendi şahısları var, değil mi? Münferit şahsiyetler var, insanlar var. Bir araya gelip bir şirket kuruyorlar. Biri Ahmet, biri Hasan, biri Mehmet ilahir. Ama şirketin isminde ne Ahmet ne Mehmet değil, falan bir firma deniyor, değil mi? O firma bir şahs-ı manevidir. Ve bir dernek kuruyorlar. Dernek bir şahs-ı manevidir. Orada şahıslardan çok firma, şahs-ı maneviler nazarı veriliyor. Yani şirket nazarı veriliyor. Aynı şekilde bütün şey İslam hizmet grupları da birer şahs-ı manevidirler yani. Yani cansız eşeğe gelince, mesela diyelim güneşin bir müstakil şahsiyeti vardır ve ibadeti, tesbihi vardır kendine göre. Merkür'ün, Venüs'ün, Uranüs'ün, dünyanın da vardır. Ama bunların tümü böyle gelince güneş sistemi oluyorlar. O şahs-ı manevidir. Güneş sistemi şahs-ı manevidir. Güneş de onun bir ferdidir, dünya da bir ferdidir, Merkür de bir ferdidir. Bunların her biri müstakil ibadetler olduğu gibi tesbihleri, bunlardan meydana gelen o şirket-i maneviyenin de bir kendine mahsus, daha geniş manada, daha ulvi manada bir tesbihi olması aklen düşünülebilir. Onu temsil eden de melaike çok başlı olacak ki dünyanın da tesbihini temsil etsin, Merkür'ün de, Venüs'ün de, değil mi? Aynen Üstad'ın misal verdiği Barla'daki ağaç gibi. Çok başları, çok dilleri olacak ki bu güneş sisteminin ibadetini temsil edebilirsin. Yani şahs-ı manevi, kainat da bir şahs-ı manevidir yani, değil mi? Evet. Kainat deyince şahs-ı manevidir bu. Bütün yıldızlar, bütün gezegenler bunun bir ferdi gibidirler. Evet. Bir odada pencere de var, duvar da var, koltuk evet, tabii, da var deyince, ama o da deyince, evet. Doğru, o da deyince evet. Şahs-ı manevi oluyor. Peki. Yine aynı şıkın devamında o cemiyet imtizaz edip itaat etse, o şahs-ı manevi, o cemiyetin ve cemaatin manevi ruhu... Şöyle mi? Manevi ruh oluyor işte. Evet. Ve vazife-i tesbihesini görecek bir müekkel meleği olacaktır. İşte az önce arz ettim beni. Evet. İşte gezegende bir araya geldi, sistem oldular. Sistemin de ayrı bir şeyi vardır. Evet. Şahs-ı manevisi, onun daha geniş manada bir şey vardır, ibadeti vardır, tesbih vardır. Onun temsil ettiği melek de ona göredir. Evet. Her gezegenin ayrı ibadeti vardır. Onun ayrı tesbih eden, tesbihin temsilinde ayrı melekesi vardır yani. Evet. Bu, bence ağaç misali bunu, ustadın misali bunu aydınlatmış oldu yani. Her şey uygulanabilir o barlıdaki ağaç. Evet. Her şey uygulanabilir. Evet. Ne kadar dalı varsa o meleken de o kadar dili olması lazım. Evet. Ta ki o her dalın gene ibadetini temsil edebilirsin. Evet. İkinci olarak paragraftan azala verilen Barla'daki dağ ve çınar ağacıyla ilgili örnekte sani yüzücüyle medih ve fasih bir tesbih yapıldığını, işittiğin ve gördüğün gibi cümlesinde, işittiğin ve gördüğün mecaz anlamında kullanılan bir ifade midir? Nasıl anlamalıyız? Tabii hakiki manada biz onun tesbihini görüyoruz, ne işitiyoruz. Değil mi? Evet. Belli ki mecaz. Ama ustadın bir ifadesi var. Kalp nasıl buyuruyor? Kalp kulağıyla dinlesen diyor. Değil mi? Hepsini ise la ilahe illallah dediğini işleyeceksin diyor. Evet. Demek ki kalbin de işitmesi var. Aklın da işitmesi var, değil mi? Evet. Mesela bir ağaçtaki hikmetleri akıl düşünebiliyor, değil mi? Evet. Düşünmek ne demektir? O söylüyor da bu da dinliyor ve anlıyor demektir yani. O da bir işitmedir yani. Kalp, inanmak da iman da bir imanla da insan mevcudatın varlığını bilir. O varlığın esmanın tecellisi olduğunu bilir.
Onları yaratan zaten esmasını, sıfatını bilir. Orada kalp gözüyle ağaca bakarken rahmeti de görür, kudreti de görür. Bu mecazi manada görür. Orada kalbin de görmesi vardır. Aklın da görmesi vardır. Onun için buradaki görme, işitme duyu organları için mecazdır ama kalp ve akıl için hakikattir yani. Evet. Hakikattir. Allah'ınız olsun. Ağzınıza sağlık. Sözümüzün sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli dinleyicileri, takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 14. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.